geldiniz. Ben Sivilay. Bugün sizlere makarna böreği yapacağım. İçi yumuşacık, çok lezzetli bir börek tarifi. Yapması çok da pratik. O zaman makarna böreğimizin yapımına geçelim. Makarna böreği için gerekli malzemeler 3 adet yufka, yarım paketten biraz fazla kelebek makarna, makarnaları haşlamak için su ve tuz, sosu için 3 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, içi için 1 çay bardağı lor peyniri, 1 çay bardağı yağlı beyaz peynir, 1 tutam maydanoz kullanacağım. İlk önce makarnalarımı haşlayacağım. Burada kaynayan suyum var. Şimdi suyumun içine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Peynirlerinizin tuzluk oranını ve tuz miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Ben lor peyniri ve ezine peyniri karışık kullanıyorum. Sade lor birazcık bence tatsız oluyor ama içinde böyle birazcık eriyen peynir, yağlı peynir koyunca daha lezzetli oluyor. Şimdi suyumun altını şöyle orta ateşe getiriyorum. Tuzumu attım, makarnalarımı içine atıyorum. 8 dakika yaklaşık haşlayacağım. Böyle çok fazla şişik hamur olmasınlar. 8 dakika yeterli oluyor. Ara sıra karıştıracağım birbirine yapışmasın diye. Bir de böyle geniş tencere kullanırsanız her zaman için daha iyi olur makarna haşlamanda. Birbirlerine çok fazla yapışmazlar. Bir de arada dediğim gibi karıştırmanız gerekiyor. Şimdi makarnalarım haşlanana kadar bekliyorum. Makarnamı hemen kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi 8-9 dakikada bu şekilde haşlanıyor. Böyle bir 10 dakikayı geçerse artık çok şişiyor hamur oluyor. Şimdi sosun içinde fırında da biraz pişecek. O yüzden 8 ile 10 dakika arası haşlamanız yeterli. Şimdi makarnamın suyunu süreceğim. Şimdi makarnamın sosunu hazırlayacağım. Yumurtam var burada. 3 tane. Sütüm var. Sadece süt sıvı yağla yapabilirsiniz. Ama yoğurt koyunca da çok güzel oluyor. Güzel bir yumuşaklık veriyor. Yoğurt da güzel kabartıyor. Böyle de sıvı yağ var. Şimdi bunları böyle güzelce bir çırpıyorum. Sosum hazır. Şimdi bu sostan birazcık makarnama koyacağım. Şöyle yapıyorum. Büyük bir kase alıyorum. Suyunu süzdüğüm makarnalarımı şöyle kabımın içerisine koyuyorum. Makarnaları böyle kenarda beklerken ara sıra karıştırırsanız yapışmaz. Ya da suyundan birazcık ayırırsanız. Gerçi çok beklemedi ama benimki ters yüngeç olduğu için biraz yapıştı. Şöyle konuları. Şimdi üzerine birazcık sostan dökeceğim. Şöyle yarısı kadar. Çünkü bu sos bana fazla. Ve içine peynirlerimi koyacağım. Lor peyniri ve güzel bir ezine peyniri kullanıyorum. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. İstiyorsanız kaşar da koyabilirsiniz. Kaşar da güzel yakışıyor. Kaşar da ezine de güzel oluyor. Maydanoz koydum bir tutam da. Şimdi de şöyle hepsini güzel bir harmanlıyorum. Böreğimin makarnası hazır. Şimdi böreğimin yapımına artık geçebilirim. Bir tane dikdörtgen borcam kullanıyorum. Normal fırın tepsisi de olur. Fark etmez. Fırın tepsisinde biraz daha ince oluyor. Siz bilirsiniz. Şöyle yufkamı açtım güzelce. Kenarlarından sarkıttım. Şimdi sosundan şöyle bol bol sürüyorum yufkamın aralarına. Sosundan bolca sürdüm. Şimdi bir tane yufkamın yarısını şöyle koparıyorum. Bu şekilde büzüyorum. Şöyle büzerek elimle yayıyorum. Şimdi tekrar sosundan sürüyorum. Sosumdan tekrar sürdüm. Şimdi makarnamın yarısını şöyle boşaltıyorum. Yarısı da
diğer kapı için kalacak. Böyle güzelce bir yayıyorum. Makarnamı güzelce yaydım. Şimdi şu kalan yarım yufkayı da üzerine seriyorum. Böyle kenarlardan büzüştürüyorum. Ortalara doğru. Makarnanın üzerine tamamen kapatıyorum. Şimdi bunun üzerine de birazcık sos sürüyorum. Sosumdan tekrar sürdüm. Şimdi şöyle yapacağım. Bir kat daha yufkam var. Bir tane daha yufkam var yani. Bu araya bir yarım koymuştum. Bir tane daha koyacağım. Yarısını da üstüne kalacak. En üstüne. Yani altta yarım koymuştum. Bunu serdikten sonra. Yani bir yufka kalınlığında oluyor. Şimdi bu arada da bir yufka kalınlığında olsun. İşte olsun katlar. Bolca sürdüm yine. Tekrar kalan makarnamı döküyorum. Böylelikle börek katlarım bitmiş olacak. En son üzerine kalan yufkayı ve kenarlardan sarkanı kapatacağım. Şöyle her tarafa tek sıra halinde eşitçe yayıyorum makarnalarımı. Makarnalarımı güzelce yaydım. Şimdi bir yarım yufkam kalmıştı. Onu şöyle güzelce bir makarnalarımın üzerine koyuyorum, kapatıyorum her tarafına. Şöyle büzüştürelim. Artık işlem bitti. Şöyle kenarları da kapatalım. Şimdi kalan sosu da şöyle üzerine döküyorum artık. En üzeri için de birazcık ayıralım. Sosumdan güzelce sürdüm. Kenarlardan sarkanı da şöyle hemen kapatıyorum. Önce karşılıklı kapatalım. Düzgün olsun. Şöyle. Böreğim artık hazır. En üstüne de şöyle sosumdan gezdiriyorum. Da bol bol güzelce yetiyor. Dediğim gibi sadece süt ve sıvı yağıyla da yapabilirsiniz. Ama o zaman süt miktarını biraz arttırın. Bir su bardağı değil de 1,5 su bardağı kullanın. Ama yoğurtlu çok daha güzel oluyor. Böreğimin üzerine sosumu güzelce yedirdim. Her tarafını böyle güzelce sosladım. Hiç kuru bir yeri kalmadı. Şimdi böreğimi fırına gönderiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. Alt üst ayarda pişiriyorum. Böreğimi bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Sabah kalkınca pişirin ya da misafiriniz gelecekse akşamdan yapıp sabah pişirebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Sosu güzelce içine çekiyor. Yani bir gece bu şekilde buzdolabında beklemesinde hiçbir sakınca yok. Şimdi böreğimi fırına gönderiyorum. Böreğimi fırından aldım. 10 dakika dinlendirdim. Böreğimi dilimledim. Gördüğünüz gibi içi su böreği gibi. Nefis oluyor. Şöyle bıçakla da keseyim göstereyim hatta. Yumuşacık oluyor. Yumuşacık. Zaten makarna haşlanınca yumuşak oluyor. O içine sürdüğünüz sos, peynir uyumu muhteşem oluyor. Çok lezzetli bir börek. Yumuşacık. Sıcağı sıcağına yemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Ve makarna böreğim hazır. Bugün sizlere içi yumuşacık su böreği lezzetinde bir makarna böreği tarifi verdim. Mutlaka siz de deneyin. Çok lezzetli oluyor. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.